Ama tadına bakmadan almalarını tavsiye etmiyoruz. Çünkü tadına baksınlar, beğenirlerse alsınlar. En mantıklı olanı o şekildedir abla. Süt ürünlerinden baharatlara birçok üründe maliyetten kaçmak için hileye başvuruyorlar. Gıdaya hile karıştıranların adresi bu kez pul biber oldu. 1 kilogram pul biber üretmek için 10 kilograma yakın biber kullanılması gerektiğini söyleyen Aktar Caner Tekin, gerçek pul biberini anlamanın yöntemlerini anlattı. Olan yerlerden gelen pul biber ise sizin de dediğiniz gibi içerisinde kiremit tozundan tutun da talaş tozuna kadar içine katılıyor. Tabii bunu anlamanın çok basit yöntemleri var. Gözle bakarak anlaması biraz zor, ancak tadına bakarsa, tadından acı geliyorsa pul biberi olduğunu o şekilde anlayabilir veya dişiyle ezdiği zaman içerisinde çekirdek var mı, yoksa bunun içerisinde talaş mı var veya kiremit tozu mu var, ancak onu ağızda yani deneme yoluyla anlayabilirler. Merdiven altı üreticiler pul biberin içerisine talaş ve kiremit tozu koyarak piyasaya sürüyorlar, ancak bunu anlamanın çok basit bir yöntemi var. Bir bardak suyun içerisine pul biber attığımız zaman eğer rengi değişmiyorsa bu pul biberin gerçek olduğunu gösteriyor. Şu anda elimizde görmüş olduğunuz biber saf pul biberidir. Eğer bunu sıcak suya attığımız zaman suyun rengi kırmızılaşırsa veya sarıya dönerse içerisinde kiremit tozu veyahut da farklı bir madde bulunabilir. Lakin bunun içerisinde sizin de görmüş olduğunuz gibi herhangi bir katkı maddesi yok.